Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bir tıraş videosu atmıyordum. Beni tıraş videolar içinde takip edenler var. Onları da ihmal etmemek lazım. O yüzden bugün yeni bir tıraş videosu çekeceğiz. Bugünkü tıraş videosunda hiç denemediğim bir jilet deneyeceğim. Nerede ulan bu jilet? Jilet Nacet. Böyle timsah var. Kafası kesilmiş bir şekilde. Ben bunu önceden denedim. Video çekmedim. Size şöyle söyleyebilirim. Kullandığım en iyi jilet arkadaşlar. Hiç ses çıkarmadan kestiğini bile hissetmiyorsunuz. O kadar akıcı bir şekilde kesen bir jilet. Ben Jilet Nacet'i çok beğendim. Şimdi hep birlikte bunda ben 2-3 kere tıraş oldum. Umarım keskinliğini kaybetmemiştir. Güzel bir şekilde tıraş oluruz. Hemen yüzümüzü sıcak suyla ıslatıp tıraşa geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle sakallarımı Ocean Morphos Ocean Beard Care Shampoo sakal bakımı şampuanıyla bakınız. Yıkadım ve köpürtüyorum. O güzelce yumuşatacaktır ve yüzünüzü tıraş için hazır hale getirecektir. Kadar yeterli olacaktır iyice. Her yerini yumuşattıktan sonra tıraşa geçeceğiz arkadaşlar köpürtüp. Evet, bugün kasem olmadığı için arkadaşlar elime bir tutam tıraş kremi sıktım ve elde köpürtme yapıyorum. Avucumun girintileri çıkıntıları da çok kısa bir sürede tam istediğimiz gibi bir köpük elde etmemizi sağlıyor. Bakın. Islak krem şanti kıvamı dediğimiz köpüğü elde etmemizi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar elimde köpürtmüş olduğum köpüğü güzelce kesmek istediğim yerleri yayacağım ve yanaşıma geçeceğim. Bakalım. Oldukça iyi oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar, jilet. Jilet hiç yolmadan nasıl güzel aldı. Hiçbir jilet kullandığım hiçbir jilet bu kadar iyi performans göstermemişti arkadaşlar. Bunu da açık bir şekilde söylüyorum. Her jilet kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Benim sakallarıma en uygunu Jilet Nacet demek ki.
Arkadaşlar jileti bastırmıyoruz. Zaten klasik makineler ağır oluyor. Jilet kendi ağırlığıyla arkadaşlar. Böyle bırakıyoruz buraya, sadece çekiyoruz. O kendisi alıyor zaten, gördüğünüz gibi bakın, hiç bastım. Sesi duyuyor musunuz? İnsan da gittikçe ustalaşıyor. Klasik tıraşta yüzünü tahriş etmeden tıraş olabiliyor. Şu şekilde döndürme hareketleri var mesela. Ovörlerin kenarlarını alabiliyorsunuz. Yani gittikçe eliniz yatkınlaşıyor. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir yerimi kanatmadım. Gayet temiz bir tıraş oldu. Şimdi yüzümde kalan kılları temizleyip ikinci perdeye geçeceğim. Sonra da tıraşımı bitireceğim arkadaşlar. Bu arada perde aralarında jileti kesinlikle temizleyin arkadaşlar. Bakın. İçine ne kadar çok kestiğim sakallar birikmiş. Bakın. Bunları alırsanız baya fazla. Bunları alırsanız diğer perdelerde daha güzel performans alırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tıraşımız bitti. Son yüz bakımımızı yapıp videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tıraş oldu. Baya 9-10 günlük bir sakal vardı. Jilet Nacet güzel bir şekilde alabildi. Şimdi tıraş sonrası işlemlerimize geçiyoruz. Arkadaşlar, tıraş sonrası en iyi bakım. Yeni keşfettim. Temiz fırçanıza soğuk su alıyorsunuz ve soğuk suyu iyice yüzünüzde gezdiriyorsunuz. Tıraş sonrasında losyondan bile daha etkili. Ne kızarıklık ne tahriş, hiçbir şey yok. Bu yüzden klasik tıraş işte arkadaşlar. Ben şu an modern tıraş olsaydım büyük ihtimal yüzüm mahvolabilirdi ama klasik tıraş gördüğünüz gibi. Jilet de önemli tabii. Jilet Nacet ile beraber sıfır tahriş, pürüzsüz bir tıraş elde ettik. Üçüncü perdeyi de yapsaydım tamamen iyice pürüzsüz olurdu. Şurada biraz kalmış. Burası Adem elması olduğu için jiletle en zor, en sıkıntılı yerlerden birisi. Kolayca kesilebiliyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur. Yorumlarda buluşalım. 1000 aboneye çok yaklaştık. Abone olmayı unutmayalım. Videoların devamı gelecek. Herkese iyi günler, hoşça kalın.